Haram ağası niye kullandı? Sudan'ın güneyinde bir şehir vardır. Orada bir tarikat erkek çocuklarının erkekliğini giderlemeyi, yani şehvetlerini yok etmeyi takva sayarlar. Bunlar Müslüman. Sudan'da bir tarikat. Sudan'ın güneyinde. Bunlar çocuklarını idiş ederler, erkekliklerini giderirler ve bu suretle büyük konaklarda hizmet edecek, saraylarda hizmet edecek, bahtı da âli olacak diye de bunu severek yaparlar. Osmanlı böyle bir tatbikata asla ne cevaz vermiştir ne tatbik etmiştir. Bunları hazır bulmuş, iki yerde kullanmış. İki yerde. Birisi sarayda kullanmış, birisi de Mekke Medine hareminde kullanmış. Ben bunların sonuncularını gördüm. 61'de hacca gittiğim zaman onlar artık haremde bir iş yapmıyorlardı. Böyle Osmanlı zamanından kalan harem ağalar. Çünkü kadın erkek karışık. Orada düzeni sağlamak için, safları ayarlamak için harem ağalarını istihdam etmiş Osmanlı. Harem ağalarını, buna tevaşi denilir. Harem ağalarını ben gördüm orada. Uzun çubukları var, bazda körleri vardı. Kör. Kör adam da kullanıyorlardı. Yani orada inzibatı temin için. Şimdi bunu kendi yapmıyor. Birileri yapıyor. Sarayda da erkek kuvvetiyle yapılacak iş varsa bunu kadına yaptırmamak için istihdam ediyor. Bu her yerde istihdam edilmiştir. Sade Osmanlı Sarayı'nda değil ki, paşa konaklarında, valilerin konağında, İslam dünyasının her tarafında tatbik kullanılmıştır. Bundan dolayı Osmanlı eğer kendisi harem hadım yapsaydı, harem aslında hadımdır. Hadım yapsaydı o zaman sen erkekliği gideriyorsun. Adamın takva diye yapıyor. Şehvetten kurtulmak için. Rıza Nur bile diyor ki ben de gençliğimde kendime hadım etmeyi düşündüm. Çünkü siyasete gireceğim. Bu işin yüzünden insanların çoğu siyasette rezil oluyor falan. Düşündüm diyor. Yani düşünebilir. Bu bir tercihtir. Evet. Onların aileleri de böyle tercih etmiş. Demek ki